İyi yayınlar Zeynel Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi yapılan açıklama İstanbul Tabip Odası'nın, daha doğrusu Twitter üzerinden bizim gördüğümüz kadarıyla söylenen ciddi bir şey, başarı hikayesi uğruna on binlerce yurttaş hayatını kaybetti diyorsunuz ve bütün anlatılanlar koca bir yalan diye de eklenmiş İstanbul Tabip Odası adına atılan bu tweette ve de bakan istifa diye de bir etiketleme yapılmış, hashtagle yayınlanmış. Ne düşünüyorsunuz bütün bu veriler? Şimdi artık inanmaya başlayalım mı bundan sonra verilecek olan verilere ve de ölüm sayısı, ölenlerin sayısı ya da hayatını kaybedenlerin sayısı henüz daha artmamış durumda Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bakanın konuşmasıyla ilgili iki şeyi ifade etmek isterim. Hani yoğun bakım doluluk oranı mesela İstanbul için %70'lerde dedi. Hani tersinden okuyunca %30 bir yataklar boş gözüküyor. Yani bakan bey o yatakların nerede olduğunu açıklarsa memnun oluruz. Çünkü biz hastalara yatıracak yok. Hayır, hastalar yatak bulamıyor. Evet. Yani %70 zaten yüksek bir oran ama öyle değil zaten. Bakanlık da bu nedenle özel hastanelere ruhsat dışında istediği yerde yoğun bakım yani sonuçta hala bir başarı hikayesi sürdürme gayretleri var Sağlık Bakanlığı'nın şeyi de biliyorsunuz üniversitelerde açıkladı devlet hastanelerinde de yani boş bulunan odalar falan yoğun bakıma çevriliyor. Eğer hala %30 doluluk var, boşluk varsa buna ne gerek var? PCR testiyle ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Tartışma ne yazık ki o 250 TL'nin üzerinden yürüyor. Halbuki PCR testi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalılar için ödediği bir ödeme kapsamı içerisinde. Hiç para alınmaması gerekiyor. Bu işi önce yurt dışına çıkacaklar, yurt dışından gelecekler için diye başlatıldı. Sonra bütün vatandaşlara yayıldı. 250 de yani sigortan varsa sigortaya para yatırıyorsan nasıl ben diğer kan testlerinde, diğer bakteriyolojik testlerde ücret edemeyiz. Ama vatandaşı da ödememesi gerekiyor. Şimdi Zeynel Bey, dün akşam hakikaten Bakan Bey gözüktüğü kadarıyla vaka sayılarını açıklamak zorunda kaldı. Evet. Çünkü zaten olay çok patladı, yanıyor bütün ülke. Bunun yanı sıra o değişiklikte şeyi ağır hasta sayısı, ölümler falan açıklıyor sadece. Orada da bu sefer ölüm oranları Türkiye'de çok yüksek gibi gözükmeye başladı. O nedenle açıklamak zorunda kaldı. 28.351, onun ayrıntısını tam söylemedi sanırım ama. Siz bize ayrıntı verebilir misiniz? Yani tahmini Şu gözüktüğü kadarıyla bu 28.351 de test pozitif olanlar. Anlaşıldığı kadarıyla hala test negatif olanlar bunun içerisinde sayılmıyor. Bizim uzun süredir tahminimiz gerçek rakamların bunun yani ölümler için 3 katı, vakalar için en az 2 katı olduğu yönde. Çünkü biz de şeyden topluyoruz, sahadan verileri topluyoruz. Mesela İstanbul'da geçen hafta boyunca test pozitif olan sayılar 10-12 bandında seyretti. Bir hafta boyunca öyle hala da o ölüm devam ediyor. Ölümlerle ilgili değişik hesaplamalar yapılabiliyor. Özellikle işte Sayın İmamoğlu da açıklamaya başladı. Sonra Mezarlıklar Müdürlüğü de düzenli olarak yayınlamaya başladı. Biz aslında çok baştan itibaren bunları yayınlamalarını istemiştik kendilerinden ama hani bu süreçte de olsa önemli. Ve başka bir salgın hastalığında olmadığı koşullarda bunları koronayla ilişkili, koronaya bağlı ölümler olarak kabul etmek gerekiyor. Ve hani bizim buralarda yaptığımız hesaplar Türkiye'de yani biz hala temkinli davranmaya devam ediyoruz ama 35 bin insanımızın genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 35 bin insanımızın bu süreçte ne yazık ki hayatını kaybettiği yönünde. Evet, şimdi Fahrettin Koca'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bu sizin de söylediğiniz Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından açıklanan bu bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat verilerine ilişkin açıklaması da oldu dün akşam. Onu da verelim. İzleyicilerimiz de görsünler. Sizin de yorumunuz olacaktır büyük bir ihtimalle. Çünkü enfeksiyon bulgusu olan her hasta COVID hastası mıdır diye de sordu. Şimdi, her enfeksiyon bulgusu olan hasta COVID hastası mıdır dedi. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları COVID hastası olduğu yönündeki sayılar o şekilde açıklanmıştı. Siz ne diyorsunuz hocam? Şimdi şöyle, tabii ki her enfeksiyon hastalığı COVID değildir. Hastası değildir. Her bulaşıcı hastalık COVID değildir. Ama bu kadar yüksek
geçmiş yıllara göre bu kadar yüksek sayılar varsa o zaman nedenini açıklaması gerekiyor. Ya da her birinin bunlar çünkü o zaman bu sonuçları açıklaması gerekiyor. Buradaki ölümlerin şu kadarı COVID'dir, bu kadarı şu hastalıktır. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de bir kızamık salgını mı var Zeynel Bey? Evet. Veba mı başladı? Kolera salgını mı var? Hiçbiri yok. Ve bulaşıcı hastalıktan da bu kadar çok ölüm olunca doğal olarak ona bağlıyoruz. Eğer varsa elindeki veriler onları açıklar, ona bir şey söylemeyiz. Ama burada başka bir yorum yapamıyoruz ki. Bulaşıcı hastalık deniyor. Orada ikinci hekim ne kadar neye göre ona karar veriyor. O ayrı bir mesele. Bu durumda doğal olarak bunları COVID'e bağlıyoruz. Varsa bir şeyi ona açıklasın, bir şey diyemem. Yani o zaman tartışırız, o zaman bakarız verilere. Ama bunun bütün dünyada da böyle yorumlanır zaten. Evet. Şimdi tabii bakıyoruz, bu dün verilen rakam, yani 28.351 rakamı şu anda Türkiye'yi şampiyon yaptı deyim yerindeyse. Küresel vaka sayısı, ülke sayılarına bakarsak eğer, son 24 saatte ülkelerin açıkladığı vaka sayıları: İran mesela 13.000, Fransa'da 16.000, Almanya 18.000, İtalya 25.000, İngiltere 18.000, Rusya 23.000, Yunanistan 2.000. Şeklinde. Yani sonuçta Osman Hocam, Türkiye bu rakamla şu anda en üst sıraya yerleşmiş durumda. Tabii çok ciddi bir durum bu, değil mi? Çünkü bu ülkelerin aldıkları önlemleri görüyoruz. Türkiye'de alınamayan önlemleri görüyoruz. Ya çok ciddi ve çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Yani dünyada da Amerika ve Hindistan'ın ki nüfusları bizden kat kat fazla. Sonrasında bu rakamlar. Gerçekten aslında tabii ki bu rakamların baştan beri böyle olduğunu tahmin etmek de zor değil. Bakan Bey açıklayacağını söyledi. Bir açıkladığında tekrar karşılaştırırız. Hı hı. Aslında bu sürecin fevkalade kötü yönetildiğini gösteriyor. Ve çok sayıda insanımızın bu kötü yönetim yüzünden hayatını kaybettiğini gösteriyor. Gerçekten evet. Çok üzücü. Ve ortada hani siz de bahsettiğiniz gibi, onu biz çok önceden beri söylüyoruz Zeynel Bey. Bakın, 11 Mart'ta ilk vaka Türkiye'de çıktı. 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında korona zirvesi toplandı. Oradaki Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma ortada duruyor. Web sitesinde duruyor, hepimizin elinin altında. Bir hafta sonra Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya başladı. Daha bir hafta geçti. Bakın 8 ay, 9 ay geçti. Almanya'nın, değil mi? Başbakanı evet, şey diyor, evet. Durum kötü diyor. Bütün oyunu bunun üzerinden kurdular. Buradan bir siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar insanlar ölürken. Yani o ölümleri engellemek değil. Onu engelleyen bir siyasi iktidar parti doğal olarak bundan kendine bir pay çıkarır. Buna kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama önceliğinizi siz buradan bir oy devşirmek üzerine kurarsanız o evet. Zaman gene hep söylediğimiz gibi salgını yönetmediler. Algıyı yönettiler. Bütünlüklü evet. Politika oluşturmadılar. Günübirlik politikalar oluşturdular. Hatırlıyorsunuz saat 10'da sokağa çıkma yasağı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, orada var, burada yok. AVM, küçük dükkanlar kapalıyken AVM'ler açıldı falan. Bütün bunların sonucunda ne yazık büyük ki bedeli ne yazık ki bizler ödüyoruz. Hani isyanımız buna. Evet, tabii. Sonuçta Fahrettin Koca'nın istifa etmesi gerektiğine yönelik bir sosyal medya paylaşımımız oldu. Bu konuda bir paylaşımımız şöyle, var mı başka? Şöyle söyleyeyim. Yani daha doğrusu bu başarısızlığın mutlaka bir istifa gerektirdiği düşüncesindesiniz anladığım kadarıyla. Ya şöyle, hani istifa tabii daha geniş algılanabilen bir kavram. Hani istifa mı eder, sağlık nedeniyle affını mı diler, görevden mi alır? Görevden de alınabilir. Çünkü o seçilmiş bir yönetici de değil, atanmış bir yönetici. Sonuçta Türkiye'de artık istifa mekanizması tamamen kalkmış durumda. Sadece affını isteme mekanizması evet, var. Evet, öyle bir şey var ama hani istifa bir insanın genel bir şey için çağırır. Çünkü bu işin bir sorumlusunun olması lazım. Olması lazım. Bir bedel ödenmesi gerektiği. Ama şunu da söyleyeyim Zeynel Bey, yani orada Fahrettin Bey'e de haksızlık etmeyeyim. Bütün sorumluluk onda değil, asıl bütün sorumluluk onu da oraya atayan da, onu da yöneten de. Yani açık söyleyelim, AKP saray rejimindir asıl sorumluluk. Biz hani şu an kamuoyunun önünde bu işin ön cephesinde görünen yüzünde o olduğu için anladım. Onunla ilgili bu talepte bulunmak. Yani bir bedel mutlaka ödenmeli çünkü binlerce insan, yurttaş hayatını kaybetti bu yalanlar yüzünden diye.
Tabii tabii yani bedel ödemekten çok şu asıl bizim meramımız. Yani bu politikaları, bu yürütülen politikaların yanlış olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Yani ve o zaman tabii ki o politikayı yürüten onun sorumlusunun istifa etmesi, görevden alınması ve hani yerine gelecek insan eğer gene aynı politikaları yürütecekse bu hiçbir şey değişmez. Bu politikaların değişmesi gerekiyor. Anladım. Hani istifada söylediğimiz sembolik olarak orada da söylediğimiz asıl bu politikalarla ilgili ve tekrar altını çiziyorum. Yani sadece Fahrettin Koca'yı yıkarak giden de kimse kurtulamaz bu işin içinden. Başından itibaren bu AKP saray rejimi işleri bu noktaya getirdi. Evet. Son olarak çok kısa bir cümleyle bir tam kapanma diyordu İstanbul Tabip Odası bundan birkaç gün önce. O tam kapanma konusundaki ısrarınız var mı? Daha doğrusu şu andaki küçük küçük kısıtlamaların getirdiği bir pozitif yok. Durum var mıdır yok mudur bilmiyorum. Belki yok. Bu konuda bizi bilgilendirirsiniz ve ne yapılmalı? Çünkü yeni kısıtlamalar gelecek, alınabilir dedi. Zeynel Bey gelecek alınabilir diyor ama yani gerekli önlemi, gerekli kapasitede, gerekli çapta, bütünlüklü olarak gerektiği zaman almazsanız bu işe yaramıyor. Zaten görüyoruz yani biz bunu. Evet. Biz bunu 2 hafta önce söylemiştik. 10 Kasım günü yaptığımız basın toplantısında o günden bu yana sürekli yani bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama sürekli ölüm rekorları kırılıyor. 153 oldu, 161 oldu, 168 oldu. Yani söylediğimizin ne kadar gerekli olduğu çok açık. Kapanmanın içeriğini tartışabiliriz. Nasıl olması gerektiğini tartışabiliriz. Onun değişik uygulamaları var dünyada. Ama esas itibariyle kapanma artık elzem. Yani kaçınılmaz. Muhtemelen bu iktidar bile yapmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Çünkü bu gidişatla hakikaten sokakta bakın hani ben bir hekim olarak daha yakından izliyorum. Bütün vatandaşlar tabii. Da izliyor. Ben hakikaten sokağa çıkmaya korkuyorum artık. Daha önce korunurum, maskemi takarım, mesafemi korurum. Toplu ulaşımada çok çıkmam, bilmem filan hani imkanım varsa yürürüm, özel aracımda filan. Vallahi şimdi onları gene yapıyorum ama evden çıkmaya korkuyorum ben bir hekim olarak. Yani herkese de söyleyeyim mi? İmkanı olan evden çıkmasın. Ama bu bizim kişisel olarak yapabileceğimiz bir şey. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın iktidarın yapması esasen başta İstanbul olmak üzere. Diğer illerde gözüktüğü kadarıyla artık yanıyor. Aynı haberler oradan da geliyor 2 haftadır. Evet. İstanbul'da yoğun olduğu için biz ilk önce onu hissettik. Başka illerden de haberler geliyor. Yoğun bakımda. Ya Zeynel Bey şöyle bir şey olabilir mi? İnsanlar bugün ben size açık söyleyeyim. Bugün başta İstanbul olmak üzere bu ülkede binlerce insan yani ne durumda biliyor musunuz? Yoğun bakımda bir hasta çıksa yani iyileşse ya da vefat etse artık ne olursa olsa ve benim hastam oraya yatabilse. Ya bu yaşatılır mı insanlara bu çekilir mi? Bu kapanma şartı orada. Evet, peki. Çok teşekkürler Sayın Osman. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun. Değerlendirmeniz için teşekkürler.